Komik Adam'dan herkese selamlar. Yeni bir çizgi roman alışverişiyle karşınızdayım. Bu seferki alışverişimi 16. Ankara Kitap Fuarı'ndan bizzat yaptım. Umarım video hoşunuza gider. İyi seyirler. Evet, aldıklarımı size göstermeden önce fuar hakkında bir kısa konuşma yapmak istiyorum. Uzun zamandır Ankara'da böyle bir kitap fuarı yapılıyordu. Kitap fuarı adı altında yapıldığı için çizgi roman yine arka planda kalıyordu. Fakat bu sefer birçok yayın evi burada stand açmasına rağmen maalesef ekonominin kötüye gidişatından dolayı ortamda böyle bir tatsız bir hava vardı. Hani bir ölü toprağı seriliydi fuarda. Yani yapılan indirimlere rağmen inanın kitapları satanlar da alanlar da memnun değil gibiydi. Ama yine de ben de almak istediklerimi bir şekilde aldım. Kimlerin standı vardı? Ondan bahsedeyim. En başta bir Ankara firması olan GBC'nin standı vardı. Daha sonra Çizgi Düşler vardı. Marmara Çizgi vardı. Gerekli Şeyler vardı. Komik Şeyler Yayıncılık vardı. Bunların dışında bu 5 çizgi roman yayın evi dışında daha çok kitap basmasıyla ön plana çıkan İtaki ve Yapı Kredi'nin de standı mevcuttu. Kitap fuarı söz konusu olduğu için İtaki ve Yapı Kredi çok az çizgi roman getirmiş. Hani İtaki bir nebze olsun yine önem vermiş de Yapı Kredi yayınları yani inanın hiç ne getirdiklerinden haberleri bile yok. Son baskıları getirmemişler. Birkaç tane böyle Red Kit, Justice League cildi atmışlar, kenara sıkıştırmışlar. Satanlar da yani standdaki görevliler de bir şey sorduğum zaman onu bilmiyorum diye böyle bana baktılar. O yönden YK'den bir şey beklemedim. İtaki'den de alacaklarımı aldığım için orayı da pas geçtim. GBC ve Gerekli Şeyler Yayıncılık'tan da bir alacağım yoktu. Ama tabii eksiğiniz varsa yine güzel indirimler var. Benim aldığım ise önce Marmara Çizgi ardından da Çizgi Düşler standından oldu. İndirimler yani bir minimum %30 diyebiliriz. %40'a kadar çıkıyor. Hani kesin bir şey söyleyemeyeceğim. Net bir indirim yok. Genelde indirim yaptıktan sonra kalan küsuratlı kuruşları da bir tıraşladıkları için hani tam sayılı paralar ödüyorsunuz. Yani benim bu aldığımda yanlış hatırlamıyorsam bir %35 civarı bir indirimle aldım bu ikisinin toplamını. Evet, daha fazla uzatmadan dilerseniz paketimizi açalım. Önce Marmara Çizgi'den başlayayım çünkü Çizgi Düşler sona kalsın istiyorum. Kese kağıdıyla geldi, poşet kalmamış. Problem değil, nasıl olsa eve gelince açıyoruz. Evet, Marmara Çizgi standından 3 adet çizgi roman almıştım. Bunlardan ilki Jason Lutz'un Berlin Üçlemesi'nin 3. yani son kitabı olan Işık Şehir. Diğer ikisiyle, ilk ikisiyle aynı formatta. Böyle bir o kadar boyutu var. Karton kapağı, siyah beyaz baskı. Özel edisyon da vardı da zaten ilk ikisi bende bu şekilde karton kapaklı olduğu için özel edisyonunu almamıştım. Almayacağım daha doğrusu. Bu şekilde bu seriyi böyle tamamlayacağım. Bir sonraki eser Todd McFarlane'in Spider-Man serisinin ilk sayısı Spider-Man 1. Koleksiyonluk bastı bunu Marmara Çizgi. Bu serinin devamı gelmeyecek. Hani arşivinizde olsun derseniz alabilirsiniz. Bu da fasikül formatında saman kağıda renkli baskı şeklinde yapılmış. Bunun birçok varyantı vardı. Özellikle altın ve gümüş olan fuar varyantları vardı. Aslında onları alacaktım ben. Niyetim o yöndeydi de gelmemiş. Fuara da bir daha uğramayacağım için bunu aldım. Fiyatlarından ve sayfa sayılarından bahsetmeyi unuttum. Bu Spider-Man 24 sayfa 17 lira etiket fiyatına sahipti. Ben bunu fuardan 15 liraya aldım. İnternette belki 10 liraya kadar düşüyor fakat hazır gitmişken alayım dedim. Bir daha uğraşmak istemedim. En az indirim bundaydı. Berlin Üçlemesi'nin son kitabı da galiba 168 sayfaydı ve 39 liraydı. Bunu da fuardan 25 liraya aldım. Marmara standından aldığım son çizgi roman ise Cem Özüdur'dan Solo. Haberim vardı böyle bir yerli çizgi romandan fakat almak nasip olmadı. O zamana kadar bekledim. Fuarda görünce de indirimli olunca da aldım. Yani ilginç geldi bana. Çizimleri çok farklı. Paneller falan güzel. Diyaloglar bol gibi duruyor. Farklı farklı kısa hikayeler var galiba bundan.
Zaten içeride de gördüğünüz gibi kimisi renkli, kimisi siyah beyaz. İlginç duruyor, bakalım. Yani merak ediyorum bunu. Solo'da galiba bir 120 sayfa vardı. Bunun da etiket fiyatı 42 liraydı. Bana biraz pahalı geldi. Fuarda da 25 lira olunca alayım dedim. Evet, sonraki poşetimiz çizgi düşlerden. Onu da çıkaralım hemen. Buradaki çizgi romanlar daha çok hoşuma gitti. Evet, şöyle çeşitli ayraçlar var. Bu şekilde. 6 tane, teşekkür ediyoruz. Evet, çizgi düşlerden de 4 adet çizgi roman aldım. Önce Eternals'tan başlayalım. Neil Gaiman'ın yazdığı, John Romita Jr.'ın çizdiği bir eser. Yani çizgi düşler güzel basmış bunu. Hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Eternals hakkında inanın hiçbir bilgim yok. Yakında filmi de çıkacak. One Shot diye aldım ben bu eseri. Yani umarım beğenirim ve de anlarım. Çok bir alakam yok Eternals'la. Yani açıkçası Neil Gaiman yazdığı için aldım diyebilirim. Bu da 216 sayfa. Yani oldukça kalın diyebilirim. Doyurucu galiba. Kuş Hekâyat en önemlisi. Kuş Hekâyatı renkli baskı. Güzel bir baskısı var. Bu da 80 liraydı fuar. Yani etiket fiyatı 80 liraydı. Fuara özelde 50 lira yapmışlar. Evet. Black Widow üçlemesi. Pek bilgim yoktu. Aslında ilk çıktığında duymuştum bu Black Widow'u da. Ben bunu daha fazla sanıyordum. 5-6 cilt sanıyordum. Meğersem 3 ciltte bitiyormuş macera. Nathan Edmondson'un yazdığı bir seri. Bunu oradaki standtaki çalışandan tavsiye niteliğinde aldım. Matt Fraction'ın Hawkeye'ni sevdiysen bunu da kesin seversin dedi. İçeriğine de baktım. Güzel duruyor. Şöyle hızlıca göz gezdirelim. Çizimleri çok beğendim. Hoşuma gitti. Birçok Marvelite yan karakter de var. Ya ayağa yere basan bir hikayeye benziyor. Ben böyle şeyleri daha çok seviyorum. Hawkeye'yi sevme sebebim de buydu. Çok böyle kozmik olay işi beni sarmıyor, öyle söyleyeyim. Yani renklendirme çok güzel, çizimler çok güzel. Hani panelleme ve balonlama ile ilgili şu an bir şey diyemiyorum. Okuduktan sonra anlarız. Güzel olmuş gerçekten. Bu da son cildi. Buna biraz yükseldim. İlk aralarından ilk bunu okuyacağım muhtemelen. Evet, sayfa kalınlıkları ve fiyatları da gitgide artıyordu. İlki 140 sayfa 40 liraydı. İkincisi 160 sayfa 48 lira. Son ciltte bir 176 sayfa 55 liraydı. Ben bunun hepsini set halinde 90 liraya aldım. Yani güzel oldu. Hoşuma gitti. Ben bunu, o kadar beklentim yoktu Black Widow serisinden. Umarım güzeldir. Evet, toplamda çizgi düşler ve Marmara çizgi olmak üzere 7 adet çizgi roman aldım. Marmara çizginin indirim ortalaması bu üçüyle beraber %33-34 civarı olmuş. Çizgi düşlerdeki bu 4 tane çizgi romanın indirim oranı da %37. Bu alışverişten memnun kaldım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.